Beyim, hiçbir iz bulamadık. İyi misin beyim? İyiyim Donald. İyi. Gelen var beyim. Sungur Tekin Bey'im, Emir Saadettin Köpek, Kervansaray'da sizi bekler. Hayırdır? Bir malumatımız yoktur. Lakin mühim olduğunu söyledi. Haplar, siz obaya dönün. Yerinize başka haplar aramaya devam etsin. Elbedersin beyim. Donat. Yeah. Merak etmeyesin delikanlı. Selçuklu Devleti'nin emin ellerindesin. Şimdi söyle bakalım. Kimsin sen? Moğollarla işin neydi? Ben Kayaobası'ndan Süleyman Şahoğlu Dündar Bey. Noyan'ın askerleri beni öldürmeye götürüyordu. Askerlerinin sayesinde kurtuldum. Demek Süleyman Şah'ın oğlusun. Babanın devletimiz için yaptıklarını her zaman takdir ettim. Ağabeylerinin de. Peki siz kimsiniz? Ben Sultan Alaaddin Keykubad'ın emiri Saadettin Köpek. O bana haber salacağım. İyi olduğunu bilsinler. Sen hele dinlen. Sağ olasın Emir Hazretleri.
Boyan sizi bekliyor. Gidelim. Ne yapacağız Turgut Alp? Noyan'ın yanına gidiyorlar. Biz de gideceğiz Geyikli. Hadi. Sultan Yiğit, Türkmen beyleri size biat etmek için geldiler. Elinizi öpmek için izin isterler. Buyursun gelsinler. Hoş gelmişsiniz. Hoş görmüşsün sultanım. Sultanım, bundan gayrı yeni sultanımız sizi bilir, sizi ithal ederiz. Sultanım, ben ve obam size itaat ederiz. Obalarımızda huzur yüzü görmek haram oldu. Devlete yeni bir baş gerektir. Biz de size itaat ederiz sultanım. Ben Sultan Yiğit. Bana olan itaatinizi kabul ediyorum. Bilesiniz ki sultanınız olarak size gereken desteği vereceğim. Obalarınız huzur ve adaletle tanışacak. Emir Hazretleri burada beklemenizi buyurdu. Büyük Selçuklu Devleti'nin nasıl bölündüğünü, nasıl paramparça olduğunu hatırladıkça her daim içim derin bir üzüntüyle dolar. Kardeşler her daim omuz omuza olmalı. Olmalı ki devlet ilelebet payidar olsun.
Kardeşin Sungurtekin. Dündar. Abi. Kardeşim. Allah'ım sana şükürler olsun. Kardeşim. İyisin ya. İyisin, iyisin. Noyan elinden nasıl kurtuldun? Askerlerin birkaçını derdest edip kurtarmışlar Dündar Bey'i. Noyan'ın askerleri beni öldürecekti. Emir Hazretleri'nin askerleri olmasaydı şimdi ölmüştüm abi. Ya Yiğit? Yiğit nerede? Yiğit Noyan'ın mağarasında kaldı abi. Nerede o mağara Dündar? Gözünü bağlamışlar. Nerede olduğunu bileydim. Şimdiye kadar çoktan gidip işini bitirirdim Noyan'ı. Ah be çocuk. Bırakın Cumhurtağımı. Öldüreceksiniz, öldürün. Korkma şehzadem. Sana bunlar yapılmayacak. Günahsız bir çocuk. Ondan ne istiyorsunuz? Siz asil bir kandan geliyorsunuz. Bizden ne kadar çok insan severse işimiz o kadar kolay olur. Ne yaptın sen Yiğit? Geyikli, hemen obaya git. Ertuğrul Bey'ime haber ver. Ama Turgut Al... Ne diyorsam onu yap. Çok şükür. Nevruz geldi geçti. Kış herkes için çetindi bu yıl. İmdi tazelenme vakti. Göç vakti. Türkmen obalarının beyleri bir bir kapımı çalarlar göç için. Sizden kimse daha gelmedi. Herhalde vakitleri yok. Emir Hazretleri, neden obalarımızın beyleriyle değil de benimle konuşursunuz bu meseleyi? Devletimizin
göç meselesi üzerinde ne kadar hassas olduğunu senden daha iyi kim bilir Sungur Tekin Bey'im? Er geç benim kapımı çalacaklar. İlelebet Pasinler Ovası'nda kalacak haliniz yok ya. Sürüleriniz için, ticaretiniz için en mutena yerlere göç etmenizi isterim. O bana döndüğünde beylere bu samimi hislerimi söylersin. Belli ki bir yere çoktan karar vermişsiniz Emir Hazretleri. Aklımda birçok yer vardı. Lakin en münasibi Ahlat olur diye düşünmekteyim. Eyvallah Emir Saadettin. Obanın beyleri de Ahlat yakınlarına göç etmek ister. Âlâ. O vakit hemen hazırlıklara başlansın. Hoş Ertuğrul bana hain bile der. Lakin ben ona kardeşini veriyorum. Devletin onun yanında olanları nasıl baş tacı ettiğini herkes görür inşallah. Ayma Hatun ve Gündoğdu Bey'e de selamlarımı söyleyesin. Ya başka yere göç etmek isteyen olursa? Böyle bir bölücülüğü kim yapar Sungur Tekin Bey'im? Hem böyle bir şey yapacak olurlarsa önce sizin hayır demenizi beklerim. Diyelim biri bölücülük yapmak istedi. Burada devlet benim Sungur Tekin Bey'im. Devlet bugün şefkatli yüzünü gösterdi. Kimse, hiç kimse devletin acımasız yüzünü görmeye kalkmasın. Sultan Alaaddin'e bir mektup yazdım. Ertuğrul'un Gümüştekin Bey'e yaptıklarını bir bir anlattım. Şimdi ondan bir cevap beklerim. Benim kabulüm olmadan Uç Bey'imin cezasını kesen bedelini öder. Haklı ya da haksız. Kendisinin de izniyle Halime Sultan'la Şehzade hakkında görüşmek isterim. Sen de iyi bilirsin ki Sultan Alaaddin için devletin bekasını tehlikeye atacak en önemli olay bir anda bu olacaktır. O bu işe el koymadan meseleyi biz çözemezsek Allah muhafaza hepimiz bu işin altında kalırız. Şimdi gidin. Ben de arkanızdan obaya geleceğim. Allah sizden razı olsun Emir Hazretleri. Bu ilinizi ömrümce unutmayacağım. Yolun açık olsun Dündar. Senin gibi yiğit bir delikanlıyla tanışmak beni ziyadesiyle memnun etti. Kardeşimi bizlere bağışladığın için sana daima minnettar olacağım Emir Saadettin. Eyvallah. Devletimiz her daim yanınızda olacak. Bunu da böyle bilin. Thank you.
Mağaranın yanında yakalat bu Alp'in oyan. Turgut Alp. Bakıyorum da iki yılan birbirinizi bulmuşsunuz. Geldiğini bilen var mı? Yok. Lakin her yana geç. Ertuğrul Bey'imin eline düşeceksin. İşte o gün. Bu avratla öndüğünüz gün olacak. Yalan söylüyorsun. Mağaranın yerini öğrendiniz. Emir Hazretleri, bu mektubu bir ulak getirdi. Devletin kanunlarına boyun eğmemenin bedelini ödeyeceksin Ertuğrul. Burada devlet kimmiş öğreneceksin. Korkmayasın. Hadi Halime Sultan, ha gayret. Gayret edesi. Korkacak bir şey yok. Dayan kardeşim. Sükunet hanımlar. Hadi bacım, hadi. Helal sana. Hadi. Kucağına alacaksın evladını. Tamam, hadi. Hadi Halime'm. Oh maşallah. Hadi Halime'm. Ha gayret. Ha gayret Halime. Evladın inat eder Halime Sultan. Lakin korkmayasın, babası gibi kudret sahibi olacak. İnşallah. İnşallah. Hadi gayret. Hadi Halime. Hadi. Kardeşim. Helal sana. Ay maşallah. Allah çok şükür ya Rabbim. Boynu boylayacak, soyunu soylayacak bir evladın oldu Ertuğrul Bey'im. Sağ olasın Gökçe Hatun. İçeri girebilir miyim? Biraz bekleyesin. Halime Sultan toparlanmakta.
Allah analı babalı büyütsün. Eyvallah kardeş. Amin. Beyim. İnşallah sağlıkla, sıhhatle büyür beyim. Eyvallah artık bey. Eyvallah. Gözünüz aydın Ertuğrul Bey'im. İnşallah otağınız onunla şen olsun. Boyunuza boy, soyunuza soy katsın. Kadir Mevlam sizi her daim mesut etsin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Ertuğrul Bey'im. Güzeller güzeli, aslan gibi bir oğlumuz oldu. Çok şükür Allah ikiniz de bana bağışladı Halime Sultan. En son Dündar'ın sesiyle şen olmuştu beyim. Hayli vakit sonra bir kez daha şen olduk. Rabbim bu acı günümüzde bize böyle umut veren bir hediyeyle obamızı şenlendirdi. Boyun boylansın, soyun soylansın. Rabbim evladınıza uzun ömürler versin. Sağ olasın yenge. Sana çok şükürler olsun. Oğluma uzun ömürler. Kutlu kazalar nasip et. Ona amcasıyla dayısıyla birlikte büyümeyi nasip eyle. Ertuğrul Bey'im. Rabbim bana evladımı bağışladığı gibi kardeşimi de bağışlayacak. İnşallah. Oğullarınız olursa, Moğollarla savaşırken benim için hayatını veren Savcı Alp'in, kucağımda şehit düşen Gündüz Alp'in, rahmetli şehit dayım Osman Alp'in adlarını veresiniz. Soyumuzda bu mübarek yiğitlerin adlarını yaşamasını her daim istemişimdir. Allah nasip eder de oğullarımız olursa, bu kutlu Alp'lerin adları soyumuza şeref, obamıza güç, ailemize huzur versin. Allah sizleri de mesut etsin. Amin baba. Senin adın Gündüz olsun. Senin adın Gündüz olsun. Senin adın Gündüz olsun. Thank you.
Hamza döndüğüm için mutlu bile olamıyorum. Ağabey, Halime Sultan'a ne diyeceğiz? Oğlumun adını Gündüz koydum. Adını sen koydun. Yaşını Allah versin beyim. Eyvallah. Gündüz senin gibi yiğit, senin gibi cevval bir alp olur inşallah. Eyvallah Tutekin Bey. Adı gibi aydınlık ömrü olsun beyim. Eyvallah Gökçe Hatun. İnşallah sizin evladınızın sesiyle tez vakitte otağınızı doldursun. İnşallah. Dündar. Rabbim sen ne büyüksün. Ağabey. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Evladım Gündüz'ü de, kardeşim Dündar'ı da bana bağışladın. Dualarımı kabul ettin. Çok şükür. Nasıl kurtuldun Nayan elinden? Emir Saadettin kurtardı beni ağabey. Sultan olarak sana kılıcını bırakmanı emrediyorum. Velayet. Hizmetimde olduğunu unutmayasın Noyan. Öyle değil mi Gonca Gül Hatun? Sultanımız doğru der. Elli askerin bir olsa Turgut Alp'le boy ölçemez. Turgut Alp gibi bir alpin hizmetimde olmasını isterim. Tıpkı senin gibi güçlü bir askerin hizmetimde olmasını istediğim gibi. Kılıcım size öyle bir hizmet edecek ki. Sultanımız haklıdır Noyan. Turgut Alp'i ikimiz de iyi tanırız. Biat ederse sultanımızın hizmetine faydası olacaktır. Turgut Alp gibi bir yiğidi ordumda görmek isterim. Eğer biat etmezse gereğini bizzat ben yapacağım. Anlaşıldı mı Noyan? O vakit indi yap. Senin de seni kullanan bu soysuzların da canı cehenneme. Ertuğrul Bey'imin de, Halime Sultan'ın da utancı oldun. Yazıklar olsun sana. Askerler, Turgut Alp'i götürün bağlayın. Öfkesi biraz dinsin. Kendisiyle ben konuşacağım. Götürün. Obaya göndereceğiniz mektubu yazdınız mı sultanım?
Tam da istediğimiz gibi bir biat mektubu olmuş Noyan. Bakalım beyler bunu okuyunca ne yapacaklar? Sonuna geldik Noyan. Az daha sabreyleyiz. Mektubu Konur Bey'e verin. Gör Alpı'yla obaya yollasın. İkimizin de ellerini bağladılar. Beni mağaradan çıkarttılarken gördüm en son. Beni öldürmesinler diye bağırıyordu. Sesi hala kulağımda. Dündar, Yiğit'i niye oraya koydular? Ne isterler ondan? Noyan'ın Yiğit'i öldürmek gibi bir niyeti yoktu Halime Sultan. İçini rahat tut. Bilesin ki Yiğit Alp hala sağdır. Nereden bilebilirsin bunu Dündar? De hele konuş. Götürürlerken duydum. Yiğit için bir ziyafet sofrası hazırlamaktalar. Dündar haklıdır. Onu öldürmeyeceklerdir Halime Sultan. Ertuğrul Bey'imin dediği gibi şehzadeyi kullanmak isteyeceklerdir. Yiğit Alp buna müsaade etmeyecektir. Halime gündüzü ağlamakta. Gelip bir bakasın. Ögeday'ın ordusundan attığı bu sefil herif nasıl olur da 3-5 çapulcuyla bu kadar büyük bir oyuna girer? Ve şehzadeyi kullanmaya nasıl cesaret eder? Bunun arkasında kim var? Bütün bunları öğrenmek mecburiyetindeyiz. Noyan'ın arkasında hala kimin olduğunu görmez misin abi? Emir Saadettin. Ne dersin Tuğtekin Bey'im? Benim hayatımı kurtardı diyorum size. Görürüm ki sen de Ertuğrul gibi düşünürsün Tuğtekin Bey. Emir Saadettin'in tek sözüne güvenmem Sungurtekin Bey'im.